Şimdi evimizin karantinayı almanın nedeni bizim burada yan komşu 15 veya 20 metre mesafeli. Bu şey olmuş, o koronavirüste yakalanmış. Ondan dolayı biz de gitmişiz orada çay içmişiz. Biz de aynı şeye düşmüşük, yani aynı hataya. Ama bizde herhangi bir şey sıkıntı yok. Evet, şimdi 14 gün karantina altında mı tutulacakmış? 14 gün karantina altındayım da. Ha, ben tek şunu söylüyorum, yani bizi arasınlar, sorsunlar, bu adamlar içeride, bu adam ne yiyor, ne içiyor, bunu sorsunlar. Yalnız gidersen Nail'e dikkat et. Bu bazen ısırır, biliyor musun? Nail Kızıldağ. Evet Nail Bey, ne oldu bir anlatır mısınız dün? Arkadaş, ben işimde akşam gelirken İstanbul'da komşular gelmişti. El salladım, hoş geldiniz dedim, evime geçtim. Aramızda 10 metre mesafe vardı. Beni istemeyen herhangi insan ise hakaret sayıyorum. Gitmiş adımı vermiş. Polis memuru gece 12'de geldi, sen hastaymışsın. Arkadaş, ben hastaysam beni muayene edin, kontrol olun. Bir çaresi varsa bakın, ondan sonra hastalık bende varsa eyvallah, alın götürün. Korinaya mı yatırırsınız, toprağa mı yatırırsınız? Evet. Eyvallah. Ama bende hastalık yok. Ben 7 aydır kış günü inşaatçıyım, boşum. 200 mikap bir taş yakaladım, taş ustasıyım. Burnumda getirdiler. İş sahibi diyor, yarın iş başı etmezsen işi sana vermiyorum, başkasına veriyorum. Çalıştım 2-3 günde yanıyor. Ben içeride aç susuz inşaatçıyım, sigortam yok, 60 yaşındayım. Emekliliğim yok, başımda 4 nüfus var. Gece kondudayım, kiradayım, ben ne yapacağım? Şaştım kaldım, bunalıma girdim. Gelmişler ateşimi ölçmüş. Ben bunalıma girmiyorum. Benim ateşim 25'ti sabahleyin. Akşam üzeri ateşim 40'a çıktı ya. Bu gecede neye çıkacağını bilemiyorum ya. Bunalıma girmişim. Yetkililerde tabii ki çağrım var. Gelsinler, muayene etsinler, hastalığım varsa var. Yoksa da beni serbest bıraksın. İşime bakayım. İnsanlar bunalıma giriyor. Yardım istiyor. Diyorlar para gönderin size, 2 kilo makarna gönderin. Makarnayı ben ne yedim ya? Makarnayla insanlar doymaz.